LGS'ye son 190 gün Hayallerimiz için hala yeterli süre var. Sıkı çalıştığımızda, gayret gösterdiğimizde bizi çok güzel günler bekliyor. Zaten pandemiden dolayı fazla dışarı çıkamıyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Okullarımız da şu anda uzaktan. O zaman bu sene bizim için zaten önemliydi. Yani pandemi olmasaydı biz zaten 8. sınıfta oturup ders çalışmamız gerekiyordu. Evde sıkı sıkıya hayallerimiz için iyi bir lisede okumak için gayret göstermemiz gerekiyordu. O zaman bu pandemiyi biz avantaja çevirelim. Madem dışarı çıkamıyoruz, o zaman güzel bir plan yapıp derslerimize çalışalım ve inşallah 190 gün sonra hayallerimize kavuşalım. Günün sözüne baktığımızda yapabileceğine inanan kazanır demiş Virgil. Gerçekten de sizler yapabileceğinize inanmanız lazım. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üç, dört, beş, altı, yedi. Birçok sınıfta birçok zorluğu aştınız. LGS'yi de çok güzel bir şekilde halledeceksiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde endişelenmeyin. Günün yorumuna baktığımızda Bahar 761 mi almış. Diyor ki LGS'de en az 450 almak için nasıl bir ders çalışma düzeniyle çalışmalıyım ve neler yapmalıyım demiş. Birincisi arkadaşlar şunu çok iyi bilmemiz lazım. Bu videonun en başta söylediğim şey yani pandemiyi evde durmanızı, sokaklara çıkıp gezememenizi, okulda vakit kaybetmeyişinizi bir avantaja dönüştürün. Yani bu sene sizin zaten efsanenizi yazacak sene olmalı. Sizler evde çok güzel çalışmalısınız bu bir. Aynı zamanda muhtemelen Milliyetin Bakanı iyileştirme olacağını söyledi. Güzellikler olabilir dedi ama sizler mutlaka tüm konulara düzenli bir şekilde çalışmaya devam edin ve bunun için de ilk başta ve ilk başta şunu bilmeniz lazım. Mutlaka arkadaşlar sınavda 90 soru çıkıyor biliyorsunuz. Bunun 50 tanesi sözel, 40 tanesi sayısal. Siz mutlaka mutlaka bunun iki katı kadar soruyu yani 180 soruyu bunun 100 tanesi sözel olabilir, 80 tane sayısal olabilir. Mutlaka çözmeniz lazım. Dolayısıyla 180 soru çözmediğiniz bir gün olmamalı. Diyelim ki bugün 180 soru çözmediniz mi? Ertesi gün çözmediğiniz soruyu eklemeniz lazım. Yani her gün kondisyonunuz olmalı. Çünkü sınavda 90 soru çözeceksiniz. Bu zaten belli. O zaman 450 ve üzeri puan almak için günde en az 180 soru çözmemiz gerekiyor. Ve önemli olan devamlı çözmek. Yani bir gün 500 soru çözüp sonra bir hafta çözmemek değil, devamlı çözmek. Sonrasında o zaman buraya yazıyor bakın. 1 180 soru diyorum düzenli bir şekilde. Zaten günde 100, 200 soru çözseniz 190 güne diyor ya 200 çarpı 200 de diyor bakalım şöyle yani 190'ı da 180'i de 200'e tamamlıyorum. Ee, çarpıyorum 0 0 0 çarpamıyorum gördüğünüz gibi. Burada da çarpıyorum. 2 kere 2 4 eder. Net yanlış mı hesapladım bakayım. Evet, 4 tane. Neyse yanlış hesaplamış olabilirim. Sıkıntı yok. Evet. Ee, gördüğünüz gibi burada toplam 40 bin soru ediyor. Of. 40 bin soru ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 40 bin soru onlarca kitap demek. Yani günde 180 soru çözseniz onlarca kitap vermiş oluyorsunuz ve hayallerinize yüzde yüz kavuşursunuz inşallah diyoruz. İkincisi arkadaşlar tabii ki şu çok önemli. Mutlaka sayısal ve sözel ağırlıklı çalışmalısınız. Yani sayısaldan ağırlıklı çalışacaksınız tabii ki. Matematik katsayısı yüksek ama Türkçe, inkılap, Din, İngilizce'den de kaçırmamalısınız. Yani matematik çok önemli değil. Sadece matematiğe gayret gösterirseniz ve matematik inanılmaz zor çıkarsa fende, Türkçe'de, dinde, İngilizce'de işte inkılap tarihini yapacağınız hatalar canını sıkar. Oraların hepsini çok iyi doğru yapacak şekilde çalışmalısınız. Yani güçlü olduğunuz tarafta da çok güçlü olmalısınız. Ya matematikten 4-5 hatam çıkıyor ama diğer taraftan asla hatam çıkmıyor. Feni full yapıyorum. Türkçeyi full yapıyorum. İngilizce, din, inkılap bunları full yapıyorum demelisiniz. Matematik hatalarınızı kapatmak adına. Ve aynı zamanda mutlaka mutlaka Üçüncüsünü söylüyorum. Paragraf çözmelisiniz. Yani paragraf soruları çözmek size çok büyük avantaj sağlar. Ve dördüncüsü de kitap okumanız gerekiyor. Günde 20 dakika ya da yarım saat kitap okuyan bir öğrencinin kazanacağını ben söylemiyorum. Rehber hocalar söylemiyor. Milli Eğitim Bakanı, YÖK Başkanı ve Ölçme Değerlendirme Başkanı söylüyor. Diyor ki ÖSYM Başkanı söyleyen diyor ki çok kitap okuyan öğrencilerin kazanabileceği sınavlar hazırlayacağız diyor. Yani matematik sorularını uzun yapacağız. Fen sorularını uzun yapacağız. Türkçe sorularını uzun yapacağız. Çok kitap okuyan kazansın diyor. Dolayısıyla kitap okumak bizim için avantajı. Çok zeki, çok başarılı ama okumaktan sıkılıyor. E o zaman soruyu görünce mesela şöyle göstereyim bir tane. Şöyle uzun soru görünce korkarsın diyor. Ve hatta işte sıkılırsın, üşenirsin diyor böyle. Ama bu kadar uzun soru kim okuyacak dersin diyor. Halbuki esasında temelinde kitap okumak, uzun soru çözmek çok daha kolay olacak diyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki şu da çok çok önemli. En önemlisini söylemek istiyorum. Sizler şu anda her gün yapacağınızı bilerek hareket hareketmelisiniz. Yani ben bugün ne yapacağım? Bunu yapacaktım. Bunu yapacaktım. Bunu yapacaktım. bunu yaptım. Bunu yaptım. Bunu yaptım, bunu yaptım deyip Görevinizi bitirdikten sonra da tevkül edeceksiniz. Ben bunları yaptım bitirelim diyeceksiniz. Günün kaynağına baktığımızda dörtlü LGS motivasyon denemeleri sizin için muhteşem bir kaynak. Burada sizler için hem deneme analiz koşu var. En başında denemeleri analiz ediyoruz sizler için. Yani burada bir soru yanlış yaptığın zaman işte İngilizce'de dokun soru yanlış yaptın demiyorsun. İngilizce'de dokun soru internet word listmiş. Bunu çalışmam lazım. Kelime eksim var diyorsunuz. Bu şekilde yenisi sorulardan oluşan mükemmel bir kaynak. Günün okuluna baktığımızda Yüksek İlhan Alanyalı Fen Lisesi İstanbul'da. Bu fen lisesi yine sizleri bekliyor arkadaşlar. Fen Lisesi ya da Anadolu Lisesi ya da Sosyal Bilimler Lisesi ya da Anadolu İmparatorluk Lisesi hiç fark etmez. Bu liselerin hepsinden hayallerinizdeki güzel mesleklere kavuşabilirsiniz. Dolayısıyla sıkı sıkıya çalışın ve hayallerinizi gerçekleştirin inşallah. Ödülü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.